Bismillahirrahmanirrahim. Tüm Müslümanlara selamlar. Bugün yine bir başka sorumuz ile inşallah sizinle birlikteyiz. Hocam, bayanların pantolon giymesine bakışımız nasıl olmalıdır? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aslı itibariyle konuşacak birçok daha ehemmiyetli meselelerimiz var. Ancak bizler öyle bir hale gelmişiz ki şu an ümmeti Muhammed'in konuşacağı asli meselelerin yerine biz birçok farklı meseleyi gündem ediyoruz. Bu pantolon meselesi de onlardan bir tanesi. Normal itibariyle mesele basit, fakat mesele bugün öyle bir hale gelmiş ki işin içerisinden çıkılamayan bir düğüm olmuş tabiri caizse. Dün olduğu gibi bugün de asli kafirler İslam topraklarını kuşatmışlar. Bu kuşatış hem zahiri yönden olmuş hem batini yönden olmuş. Büyük bir işgal hareketi var. Bu işgal hareketinin bir neticesi de insanlara bakıyoruz ki algılar değişmiş, yaşantılar değişmiş, kadın erkek olmuş, erkek kadın olmuş bir nevi. Her yönden batılılara bir benzeyiş var. Her yönden İslam'dan uzaklaşılmış, maalesef ki ümmeti Muhammed ifsad olmuştur. Efendimiz Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin bildirmesiyle gayb-i istikbaliden bize bir hakikati bildirmiştir. Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Nebi Aleyhisselam Efendimiz şöyle buyuruyor: لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. Ne demek bu? Diyor ki Nebi Aleyhisselam, sizden öncekilerin sünnetlerine, yollarına karış karış, arşın arşın uyacaksınız. Sadaka Resulullah. Maalesef bu yaşanmıştır. Maalesef bu yaşanmaktadır. Hangi konuda dediğimiz zaman her konuda insanlar ifsad olmuşlardır. Bu ifsat dediğimiz gibi akıllarla başlamış ve kılık kıyafetlere de yansımış, bütün yaşantıya da yansımıştır. Zaten öncelikle akıllar ifsat olur, arkasından da diğer şeyler. Akıllar ifsat olmadan bedenler ifsat olmaz. Kişinin giymiş olduğu şey eğer ki ifsadını yansıtıyorsa bu aslı itibariyle aklının ifsat olduğunun zahiri bir göstergesidir. Pantolon dediğimiz şey de aslı itibariyle bizim kültürümüze has bir şey değildir. Bizim medeniyetimize has değildir pantolon. Pantolon dediğimiz şey Frank kültürünün bir yansımasıdır, bir ürünüdür. Ancak Frank kültürü bizlere öyle bir galebe çalmış ki bunun sonucu her şeyimiz değişmiş. Şeklimiz, şemalimiz değişmiş. Saçımız, sakalımız değişmiş, kılık kıyafetimiz değişmiş, 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 büyük bir ifsat hareketi almış, ümmeti sürüklemiş. Bizler de maalesef bu zamanın insanı olaraktan bunları birebir yaşayaraktan görüyoruz. Bunlara müşahidiz. Bu bozulma neticesinde, bu özden uzaklaşış neticesinde dediğimiz gibi kadınlar erkeklere benzemiş, erkekler kadınlara benzemiş. Kimse kimsenin aslı itibariyle halini de görmüyor, halini de sormuyor. Hanımların giyimleri değişmiş, erkeklerin giyimleri değişmiş ama kimse bu ümmete ne oluyor demiyor. Ümmet derdi kalmamış, İslam derdi kalmamış maalesef. Cenab-ı Hak öze dönüş nasip eylesin inşallah. Konuya gelirsek kardeşim, bayanların pantolon giymesi caiz midir, değil midir dediğimiz zaman biz deriz ki caiz değildir. Neden? Konuyu inşallah Teala 3 kısımda değerlendirelim ve diyelim ki neden caiz değildir? Birinci olaraktan bayanlar pantolon giyiyorlar. Bu giydikleri şeyle tesettür hasıl olmuyor. Tesettür gerçekleşmiyor. Örtülecek yerler örtülmüyor. Kadının cemi bedeni, bütün bedeni avret. Kadın bütün bedenini örtmekle mükellef. Burada ufak tefek bazı mezhepler arasında ayrıntılar var. Bunun teferruatına girmiyorum. Ancak kadın bir pantolon giydiğinde avreti belli oluyorsa bunun giyilmesi caiz değildir. Hatta çirkindir. Hayaya da uygun değildir. Dar olan yok hükmündedir. Erkekler dahi dar kıyafetleri giymeleri caiz değilse kadınların pantolon giyerekten sokaklara çıkmaları hiç caiz değildir. Hatta bununla namaz kılan insanlar var.
Sıkma baş tarif edilen bir başı örtme bugün maalesef moda olmuş. Bir bez parçasını kafasına bağlıyor. Altına da kot palton giyiyor. Üstüne de streç bir şey giyiyor. Atıyor kendini sokağa. Sorsan tesettürlü mü? Giyinik çıplak bu şekilde. Allah bizleri muhafaza buyursun. Dediğimiz gibi bugün hicabı kim biliyor? Tesettür kimin umurunda? Bir modaya birçok şeyler tabiri caizse kurban edilmiş. Batılıların Müslümanlara yönelik olaraktan algısı galip gelmiş. İnsanlar maalesef kadınıyla erkeğiyle bugün giyinik çıplaklara dönüşmüş. Ondan dolayıdır ki kadının da erkeğin de hatlarını belli edecek elbiseler giymeleri caiz değildir kardeşim. İkinci olaraktan paltolon bugün dediğimiz gibi biz Müslümanların elbisesi değildir. İslam topraklarında asırlarca kafir elbiseleri giyilmemiştir. Ancak bakıyoruz ki bu zamanda Bedirli elbiseler, erkek elbisesi, kadın elbisesi ayırt edilmeden giyilmekte. Kadınların erkeklere benzemesi caiz değildir dedik. Erkeklerin şu anda giymiş oldukları paltonlu kadınların giymesi de caiz değildir. Ha bir takım insanlar diyebilirler ki Peygamberimiz zamanında bir tane kadının başına gelen bir hadise var. Ali radıyallahu anh ile Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Baki mezarlığındayken oradan bir kadın bindiği eşeğin üzerinden düşüyor. Hava yağışlı düşmüş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hemen başını çevirmiş. Fakat insanlar demişler ki kadın sirval giymiş bir yere açılmadı. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kadına dua ettiğini görüyoruz. Ha burada anlaşılması gereken şey bugünkü insanlar diyorlar ki kadın sirval giymiş işte bu paltonuna denktir ve paltonun giyilmesi caizdir. Hayır kardeşim bu paltolon değildir. Kadının içlik giymesi ayrı bir şeydir. Burada kastedilen budur. Fakat bu paltolon değildir. Zaten İslam'a göre dış elbisesini alacak kişi. Paltolon denilen şey dış elbisesi de olmuyor. Ondan dolayıdır ki ikinci olarak ne dedik? İkinci olaraktan şu an erkeklerin giymiş olduğu kılık kıyafetleri giymeleri de kadınlar üzerine doğru bir şey değildir. Üçüncü olaraktan da diyebiliriz ki bu paltolon denilen şey kılık kıyafette batılılara benzemesidir. Biz daha önceden de benzerilmemesi noktasında ayet-i kerimeler söylemiştik, hadis-i şerifler söylemiştik. Teferruata girmeyeceğim. Fakat Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden birkaç bir şey söyleyeceğim yine. Ve Ömer radıyallahu anh gibi insanların uygulamalarına da inşallah bakacağız. Bakınız, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabenin üzerinde bir elbise görüyor. Ve diyor ki doğrusu, bunlar kafirlerin giysisidirler, onları giyme. Hadis-i şerif Müslim'de geçmiş, sahih bir hadis-i şerif olaraktan görüyoruz. Bir insan, Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma, hayatını daha önceden de görmüştük, elbise giymiş. Elbise kırmızıya boyanmış bir elbise. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onu görüyor, ne demiş? Kafirlerin elbisesidir, onu giyme. Bitti. Sahabe-i kiram bir daha giyer mi kardeşim? Giymez. Sahabe-i kiramın özelliği buydu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ayrıma gitmiş mi? Müslümanların elbisesi, kafirlerin elbisesi. Burada görüyoruz ki gitmiş. Başka bir rivayeti gene görebiliriz. Ömer radıyallahu anh Fars beldelerinde yaşamakta olan Müslümanlara mektup yazmış. Onlara genelge niteliğinde belirli şeyleri söylemiş. Onlara bildirimler göndermiş. Bir tanesi de nedir kardeşim? Diyor ki sizi müşriklere ait kıyafetler giymekten men ederim. Kim kime söylemiş? Ömer bin Hattab radıyallahu anhu. Ne görevinde söylemiş? Hilafet makamında emirül müminin olarak söylemiş. Kime söylemiş? Kendi tebaasına. Ne demiş? Sizi müşriklere ait kıyafetler giymekten men ederim. Oradaki insanlar belki bunu giyebilirler mi? Giyemezler. Neden? Çünkü başlarındaki insanlara itaat etmeleri nedir? Vaciptir, farzdır. Meseleyi kısacana değerlendirdiğimiz zaman önümüze çıkan şey nedir dediğimiz zaman önümüze çıkan şey paltolon denilen şey İslam bir kıyafet değildir. Ecdat asırlar boyunca frenk kıyafetleri giymemiştir. Ne zaman ki Müslümanların akli yapıları değişmiş, hissiyatları değişmiş, ne zaman ki İslami değerlere bakışları değişmiş, ne zaman ki yaşantıları değişmiş,
pantolon gibi frenk kıyafetler de Müslümanların içerisine dahil olmuştur. Erkekler bir nevi erkek kıyafeti olarak giymişler. Fakat daha sonra bu erkeklerle de kalmamış, kadınlara da sirayet etmiş, kadınlar da bunu giymişler. Ve bu şekilde de kalmamış, kadınlar kendilerine bunu moda yapmışlar, bu şekilde dışarılara çıkmışlar. Hatta bugün dediğimiz gibi ne hazindir ki, tesettürün ne olduğunu bilmeyen insanlar başlarına bir tane sıkma baş yaparaktan pantolonla sokaklarda dolaşıyorlar. Hatta bu şekilde namaz kılıyorlar. Allah Azze ve Celle dini öğrenmeyi, dini yaşamayı nasip etsin. Fakat dediğimiz gibi bizler zor zamanlarda yaşıyoruz. Bu zamanda hakkı söyleyen insanlar da var, hakkı söylemeyen insanlar daha çok. Hakkı yaşayan insanlar da var, hakkı yaşamayan insanlar daha çok. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri hak üzere kılsın, hakkı yaşamayı nasip etsin, hak üzere canlarımızı alsın inşallah. Allahümme amin ve ahir davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Allah razı olsun hocam. Bir başka sorumuzda karşılaşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi rabbil alemin.